Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden Diablo Immortal'a devam edeceğiz. Bu videoyu da Serdar Torlak YouTube kanalına yüklemiş olacağım. Neden? Çünkü ilk videoda ufak bir hata yaptık. Dedim ki orada Katan sunucusunda başlıyoruz. Ama Discord'daki arkadaşlarla bir etkileşim, bir iletişim haline giremediğim için yanlış sunucu ismi vermişim. Yanlış sunucuda başlamışız. The Butcher sunucusunda Türk sayısı daha fazla olduğu için dedik arkadaşlar The Butcher'a başlayalım. Siz de şu an nasıl yazıldığını görüyorsunuz dostlar. The Butcher'da oyuna devam edeceğiz ve bugün de PC versiyonuna bakacağız. Bu arada cross platform. PC'den oynasanız da mobildekilerle aynı sunucudan oynayacaksınız. Ben de şöyle bir inceleme yapacağım ve oyun hakkındaki yine görüşlerimi size aktarmaya çalışacağım. Bilgisayar versiyonu da oldukça güzel olmuş ama tabii ki samimi görüşlerimi ilerleyen dakikalarda göstereceğim. Her gün bir mobil oyun kanalına lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlara ve açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Bu videodan sonraki Diablo Immortal videoları bu sefer oraya gelecek. Burada kitlemiz daha fazla olduğu için hatayı düzeltmek adına bu videoyu yine Serdar Torlak kanalına atıyorum. Çok fazla uzattık. Hadi gelin oyuna girelim. Ben bu sefer The Butcher'da Barbarian'ı açtım dostlar. Barbarian'ın nedense çok fazla böyle kontra atak yaparmış gibi böyle insanın üzerine atlaması, hızlı hareket etmesi hoşuma gitti. Büyücü çok bana göre değilmiş. Barbarian şu anlık iyi. 28 level falan oldum. Hemen bilgisayar ağırlığını göstereyim size dostlar. Bilgisayarda daha sıkıntısız oynayabiliyorum. Çünkü bu videoyu Monster Tool Part 7 ve 21.8.1 oyuncu notebook'undan çekiyorum dostlar. İçerisinde RTX 3070 16 GB RAM ve gerçekten 1 TB'a yakın güzel bir SSD var. Frame rate'i 120 FPS yapacağım. Vertical Science'ı aktifleştirdim. Hepsi açık gördüğünüz gibi. Hepsi en yüksekte. Buradaki display'i de warm yaptım. Herhangi bir sıkıntı olmadan oyunu oynayabiliyorum. Monster Tool Part 7'nin özelliklerini ayrıntılı incelemek isterseniz açıklama kısmını ziyaret edebilirsiniz. Grafikler oldukça etkileyici. Sadece bir tık yakın duruyormuş gibi karakter böyle sanki. O yakınlık olayı olmasa mükemmel. Hemen kontrollerden bahsetmek istiyorum. WASD ile de kontrol edebiliyorum ama mouse ile kontrol etmesi çok daha iyi geliyor. Yetenekler 1, 2, 3, 4'e ayarlanmış. Güzel, yani bir sıkıntı yok. Yetenek animasyonlarına da bakacağız ama biz önce görevimize bir yandan devam edelim. Yalnız şunu da söylemek istiyorum, kesinlikle abartı değil dostlar. Ben şu ana kadar oynadığım en iyi mobil MMORPG oyunlardan birini oynuyorum. Tamam, tam bir bilgisayar oyunu gibi değil. Yani Lost Ark'la falan kıyaslayamayız ama mobilde daha iyisi yok aga. Bunlar bana saldıracak şimdi. Siz kimsiniz oğlum? Bak bak şimdi şöyle hop bırak. Fırıldağı da açtık bakın yeteneğini. Yetenek animasyonlarını çok beğeniyorum. Yani şu vuruş hissiyatı şu ana kadar hiçbir mobil MMORPG'de görmedim. Yani mobil MMORPG'lerin en büyük sıkıntısı bu vuruş hissiyatıydı. Diablo Immortal'da bu sorunu çözmüşler aga. Ve yani şöyle metinleri anlayarak okuyun, ana hikayesinin hikayesi de oldukça güzel dostlar. Yani sizi kendine bağlıyor. Dümdüz bir oyun değil. Anlayarak okumak istiyorsanız tavsiye ederim. Yavaş yavaş oynayın. Sol altta şu an benim facecam'im var ama orada paso Türkler konuşuyor. The Butcher'daki yabancılar sıkılmış durumda yani. Bildiğin The Butcher'ı ele geçirmiş durumdayız. Şu şeyi göstermek istiyorum size, bakın. Yetenek animasyonunu. Bak şu yeri şu şekilde hareket ettirecek bir efekt animasyon vermesi bile bence çok hoş. Ulan konuştuk ya seninle. Güzel bir çöldeyiz. Worm bir tık parlak gibi. Şu şeyi de denemek istiyorum hemen. Klasiğe. Klasik daha iyi ya. Worm çok parlak yapıyor etrafı. Galiba birazcık daha klasik devam edeceğiz. Bunlarla mı döveceğiz? Oo, burada bir tane boss varmış. Gel bakalım boss kardeş buraya. Öyle boss'un. Ya şu PC'nin sadece UI ayarlarını biraz düzeltmeleri lazım. Ya da bizim küçültmemize falan izin vermeleri lazım. Çünkü konuşma balonu bazen karakterimizin üzerine geliyor. O da görüş açımızı fazlasıyla ekliyor. Tamam oğlum, şunları da öldürüverin artık. Bazıları daha rahat olduğu için emülatörden oynuyor ama ben emülatörden oynamaya gerek duymuyorum doğruyu söylemek gerekirse. Yorumlarda gördüm, bu nasıl MMORPG, hiç adam görmüyorum falan. Gençler ha, gördüğünüz gibi bunlar adam. Yani kasılıyorlar. Nesini görmediniz ben onu anlamadım. Şundan şey toplayacağız, bilgi toplayacağız.
Hiçbir otomatik oynanışın olmaması çok iyi. Görevlerin bazılarında sizi otomatik götürüyor ama görevin direkt kesmeye başlayacağınız zaman, zindana girdiğiniz zaman tüm her şey bitiyor dostlar. Manuel bir MMORPG isteyip, mobil MMORPG isteyip de bu oyunu oynamamak bence çok saçma olur. Bazılarında görüyorum bot yapmaya çalışanlar falan oluyormuş. Ciddi söylüyorum yani, otomatik botu. Aga ben diyorum işte size, firmaların aslında bir suçu yok. Her şey bu çakal oyunculardan kaynaklı. Bak adamlar 10 numara mobil MMORPG yapmış. Tamam, optimizasyon problemleri var, bu gayet olabilir. Ama adamlar hile yazmaya çalışıyor, bot yazmaya çalışıyor. Sizce de saçmalık değil mi yani, bu insanın canını sıkıyor. Bildiğimiz Diablo'yu adamlar MMORPG'ye çevirmişler. Güzel de olmuş. Buradan Blizzard teşekkürler. Bunlara saldırmıyoruz aga. Bir arkadaşım dedi ki haritalardaki düşmanlara saldırma. Sen dümdüz yürü. Onlar senin peşini zaten bırakmıyor. Toplu kesersin, daha zevkli olur. Gerçekten de öyleymiş. Ben normalde karşıma gelenleri tek tek kesip bitiriyordum. Şunları öldüreceğiz şimdi dostlar. Bunları öldürmek basit. Birkaç tane daha skill geldi ama şimdilik şu omuz atma skillini kullanıyorum. Toplu kesmelerde oldukça güzel oluyor. Gel koçum buraya. Lan adamın, bizim Necromancer'ın çağırdığı canavarları şey zannettim, düşman zannettim. Bir tane daha kesersem tamam. Seslendirme çok güzel böyle. Karakteriniz savaşırken arka planda konuşuyor ya. Cidden onu da çok beğendim yani. PvP'de en iyi The Barbarian gibime geliyor. Sizin varsa araştırmalarınız lütfen yorumlara yazın. Bunları parçalayacağız. Ama olmaz ki böyle yani. Siz böyle benim üzerime gelirseniz ben tahrik olurum. Ortalık birbirine karıştı, dur. Bunların arasında kaldığın zaman şu fırıldağı kullanacaksın. Şöyle şunları keseceksin. Itemlarımızı alacağız. Bunların hepsini alacağız. Bunlar lazım olacak. Ah, yanlışlıkla şunlara da saldırdım. Ama bunlar basit. Dungeon'dakiler... Oğlum siz ölmüyor musunuz lan? Ölümsüz müsünüz? Çakallar. Bunları mı kesmem istiyor benim? Ha, bir şeyler bulacağım. Bunda bir şeyleri keseceğim. Gördüm. Şu görev açıklamalarını okuyun aga. Oyunda baya bir Warband özelliği, dungeon özelliği, her şey mevcut. Toplayıp gitmek istiyorum da bizim şuradaki Necromancer hepsini şey yapıyor. Öldürüyor. Alvaz burada, Alvaz. Alvaz çok sağlam bir boss'a benziyor yalnız. Alvaz kardeş, öyle zıplamalı mıplamalı hareketler yapma. Beni kıl etme. Öyle zıplanmaz, böyle zıplanır. Tepene binerim yemin ediyorum. Kaçışın yok koçum, kaçışın yok. Canım çok az. Ah ah. Potum var da kullanmak istemiyorum şu an. Güzel, alvazımızı kestik. Ya bir kaybol oğlum, ben senin babanı kesmişim, sen kimsin? Bak rift, görüyor musunuz dostlar? Bu riftler yapıyorlar. Riften değerli eşyalar falan düşüyor ve tabii ki çok seri kasılıyor. Sadece böyle main görevlerle 40'a kadar falan kasılabilirsiniz. 40'tan sonra çok da bir şey yapamazsınız. Öyle geçerim, aklınızı alırım, orada kalırsınız. Orayı da parçalamam. Zekayı görüyor musun bak? Zov kardeş, bir görevimiz vardı. Bu işi çözelim artık. Tabri. Tabri. Tabri canım, demin savaşıyordun daha, ne oldu? Bu arada herkesten ekstra özür dilerim. Çünkü ilk girdiğiniz sunucudaki verdiği kostümü diğer girdiğiniz sunucularda alamıyorsunuz. Benim yüzümden kostümü kaçıran varsa ileride bakarız, duruma göre güzel de bir çekiliş yaparız. Fazla kişiye vermeye çalışırız. Duruma göre değerlendiririz. Ulan Mobile Game Co. Dostlar bakın, bu klan bizim klan ha. Mobile Game Community. Kendi klanıma daha girmemişim. Düşünün yani, ev taşıyorum, tam aktif olarak oynayamadığım için. Şu an kendi klanımı görünce şaşırdım. Mobile Game Co. Yani Mobile Game Community. Mobil oyun topluluğu klanına girmek istiyorsanız açıklama kısmına bıraktığım Discord sunucumuza mutlaka katılın. Orada moderatörlerimize durumu iletirseniz mutlaka sizin için yer açacaklardır dostlar. Oyun içerisinde kendi klanımı görmek de birazcık tuhaf. Bu NPC'lerin de tabii ki ileride eğitici videolarını yaparız. Oyunun nasıl oynanması gerektiğini konuşuruz. Ama şu an ilk önce bizim oyunun nasıl oynanacağını çözmemiz lazım. Şu kodeksteki görevlerimizi de yapalım. Hani diyordum ya her zaman, şu an oynamaya değer mobil MMORPG yok. Diablo Immortal bence oynamaya değer bir mobil MMORPG. Bazıları çok abartmışsın diyor ama bilmiyorum aga. Hani oynadığın... Ben çok fazla mobil MMORPG oynadım. Gerçekten bu hissi alabildiğim bir oyun yok.
Yani oynaması zevkli. Hissiyat güzel. Adamlar karakter satışlarına başlamışlar bile. Bu arada karakter satışları legal değil, illegal yollarla. Yani güven ilişkisine dayanarak yapılıyor. Adam size hesabı verecek, siz ona parayı vereceksiniz. Riskli, o yüzden hiç o topa girmeyin. Kendi zevkinize bakın, kendiniz oynayın. Zaten oynarken gerçekten zevk alıyorsunuz. Ama şunu da net bir şekilde söyleyeceğim dostlar size. Oyunu mobilden oynaması çok daha rahat. Yani tamam, bilgisayar versiyonu birazcık emülatör kafasında olmuş. Lan salsana bizi. Sen kimsin lan? Vallaya bak. Demon Hunter valla. Elinde ok kullanıyor. Okey ama bizi neden tuttu? Bu mu tutuyor lan yoksa bizi? Bırak valla, iskeletle iskelet olma. Kanka bizi de salsana ya. Helal be. Teşekkürler şekerim. Teşekkürler yani. Undead. Şunları öldüreceğiz. Öldürürüz, sıkıntı yok. Şöyle bir şunların hepsi gelsin. Böyle şunları toplu toplu keselim. Şuraya da şu yeteneği vurdum mu zaten bunların hayatta kalma şansı yok gibi bir şey. Şu hissiyat çok güzel ya. Bu parçalamanın verdiği hissiyat gerçekten güzel. Şu elektrik efekti geldi mi ekstra toplu hasar veriyorsunuz. Mükemmel boss gelecek. Yalnız Nick'im nasıl? Geldi. Sen misin lan boss? Ben de ihtişamlı bir şey sandım oğlum. Ben seni parçalarım lan. Yani senin bana karşı bir şansın yok aga. Sakın bossları da küçümsemeyin dostlar ha. Ciddi söylüyorum, çok tehlikeli bosslar var. Kesmek için yırtınıyorsunuz. Özellikle riftlerdeki bazı bosslar insanı fazlasıyla zorluyor. Gel 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 gel. Nice. Bunu da kestik. Büyücü çok kırılgan, o yüzden biraz yoruldum. Hani The Barbarian'ı çok kolay öldüremiyorlar. O mükemmel oluyor. Gerçek boss burada galiba dostlar. O güçlü bir kapı koruyucusu gibi bir şeydi yüksek ihtimal. Abi. Hangi oyunda oynadınız lan? Hangi mobile MMORPG'de böyle bir sahneyle karşılaştınız? Bana çok abartıyorsun diyen arkadaşlar. Yani şu boss'a bak. Şu beni zehirleyecek de kesin. Yavaş, yavaş Hakan. Oğlum biz bunu ultimate'im geldi de bu zehir varken bunun yanına nasıl sokulacağız? Biraz şöyle zehrinden uzağa çekmem lazım bunu çünkü zehirliyor yani. Gel koçum buraya. Abi her attığın yere zehir atarsam biz... Oo. Bunun kesip şu zehrini kesebileceğim bir şey yok mu ya? Oğlum biz bununla mı uğraşıp duracağız? Her yere zehir atıyor. Şu ultimate'i sal aga. Düz vuruşum ultimate'de çıldırıyor dostlar. Birazcık ultimate esnasında en azından şu zehre maruz kalacağım. Çünkü vurdukça da zaten şu health şeyleri olacak. Ya işte şunları da çağırıyor, beni tav ediyor. Hem zehri var şerefsizin, hem de şunları çağırıyor, beni tav ediyor. Mecbur gireceğiz aga. Bak boss'a bak, görüyorsunuz değil mi? Pataküte kesip hemen standart fabrikasyon MMORPG oyunlardaki gibi 250 level olmanızı istemiyor. Oyunu oynayın diye hissettiriyor. Abicim ben bu oyuna demiştim ki beta'da oynadığımda çok hype'lanmayın. Gerçekten bir MMORPG sever olarak hype'lanmam gerektiğini farkına vardım tekrardan. Çünkü sarıyor. Gerçekten sarıyor. Ama mobilden oynayın aga. Mobilde destekliyorsa telefonunuz, sorunsuz oynayabiliyorsanız bir tık kötü grafiklerde oynayın. Mobilden oynaması çok daha rahat. Sonunda kestik abi, sen neymişsin be? Harita topluyoruz bir tane. Güzel. Demek oluyor ki birkaç tane daha boss kesecek gibi duruyoruz. Oğlum ben düşman değilim lan, adam bana düşman zannetti. Beni düşman zannetti, bana saldırıyor. Bak adam kostümünü de giymiş. Oyunda çok tatlı kostümler var bu arada. Favori kostümümü size göstereceğim. Yani şu iPad'i bir alsam ya da bilgisayardan yayın falan yapsak mı ki Twitch'te? Diablo Immortal yayınları nasıl olur sizce? Oo, burada bir dungeon'a gireceğiz. Mecbur bir parti bulalım. Zaten partiyi de otomatik vurdu. Kabul et dostum. Güzel. Videoda dungeon'ı da görmüş olduk. Hemen seri bir şekilde başlıyoruz. Geldim aga, geldim. Sakin olun. Burada grup bossları falan var. Bossları diyorum yalnız, buffları. Şunu alalım, bu bize lazım olur. Bunların genelde, bu dungeon'ların şeyleri çok güzel oluyor. Ne onun adı, bossları. Büyücüler bu dungeonlarda çok iyi iş yapıyor ya. Oo, canınıza dikkat edin yalnız. Şimdiden can konusunda problem yaşadık. Şöyle sal aga şunu. Benim kullanacağım iki tane yetenek var burada. Onları kullanırım.
Kaçarım aga. Yetenek animasyonları büyücülerin yetenek animasyonlarından dolayı birazcık ortalık karışabiliyor dostlar. Devam edelim. Burası ne lan? Korktum bir an boss gelecekti. He yok, kapı gibi. A, boss'muş bu da. Sabit bir boss. Gel boss kardeş. Seni kesmesi oldukça basit oldu. Yalnız 98k canı varmış da bizdeki o 50 level yüksek ihtimal eritiyor. Onun deli gibi hasarı vardır şu an. Nice. Hemen şunları toplayalım aga. Bu dungeon'dan düşen itemlar güzel oluyor. Hop, bir tane sarı pantolon düşmüş. Hadi bakalım devam edelim. Bir an oku takip edesim geldi. Oğlum gelin ya. Bunlar bence yanlış yere gidiyor. Benim gittiğim yer doğru. Ciddi söylüyorum, doğru onlar. Ya diğer hani şeyleri de keselim, slot bırakmayalım kafasında düşünüyorlar. Enerji küpümüz, her şeyimizi toplayalım. Ha şöyle ya, benim gittiğim yer doğruymuş valla. Gir 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 gaga, parçala parçala parçala. Sırf var ya Diablo Immortal'a bile video çekesim geliyor dostlar. Ama işte diğer kanalda çekeceğim Diablo Immortal'ı. Her gün bir mobil oyunda çekeceğim Diablo Immortal serisi yapacağım yani. Ne kadar aç gözlüyüm ha, her item'ı toplayasım geliyor. Lan oğlum siz kimsiniz benim takım arkadaşlarıma saldırıyorsunuz ha? Siz kimsiniz benim takım arkadaşlarıma saldırıyorsunuz? Nice. Bırakmayalım aga, lazım olur ya. Ekonomi devri devir. Bunları niye öldüremiyoruz? Bunlar çağıran herhalde. Kanka canın gidiyor canın. Bunu da öldürmemiz lazım. Şunun önüne geçme. Çok pis hasar veriyor. Ben şunu öldüreyim, onlar savaşırken zaten onlar da vuruyor galiba buna. Oğlum yavaş. Şu çok fazla vuruyor. Neyse öldü en azından. Kanka topla topla. Topla topla, bir şey kalmasın. Altın maltın ne bulursan topla. Yani bir tane adam kalmış. Şuna bir tane tokat atmıyorsunuz ya. Uğraştırıyorsunuz. Gel aga. 39 kills. Güzel. Mükemmel. Bak sürekli insanlar Warbond yapıyor. Neden? Çünkü Warbond birlikleriyle beraber dungeon görevler yapabiliyorlar. Daha hızlı kasılabiliyorlar dostlar. O yüzden bu oyunda kendinize Warbond bulmak istiyorsanız mobil oyunlar ve oyuncu topluluğu Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Linkini yorumlara ve açıklamaya bırakıyorum. Hani oyun oynayacak arkadaş olursunuz. Şu sıralar tabii ki Discord'umuzda tüm Türkiye'de olduğu gibi Diablo Immortal çok popüler. Ben bir can basayım, ayıp olmasın, şimdi öleceğiz. Of, şu dungeon efektlerine bak, bayılıyorum. Evet. Gelmiş lan boss'umuz da. Boss'un arkasına kayabiliyor muyum? Arkasına kaymak bir yakın hasarcı için her zaman daha iyidir. 217k canı var. Lan daha ne boss'lar keseceğiz bu oyunda var ya. Bunlara şimdilik iyi diyoruz ama. Bak şu an içine çekiyor bizi. Of of of. Boss'un yetenek animasyonu harikaydı. Gel koçum buraya, gel koçum buraya. Hadi uzatma. Fırıldak gibi döndürdün bizi. Neyse sıkıntı yok, çok fazla hasar vurmuyor. Gel koçum buraya, biz yine fırıldak gibi dönmeye devam. Zaten bu tarz savaşçılarda şu fırıldak yeteneğini koymasalar şey olur aga. Ayıp olur. Topla aga, orada bir tane kırmızı gördüm. Sarı gördüm pardon. Topla, bunlar lazım olur ya. Güzel bir dungeon'ın sonuna geldik. Neler toplamışız bak, iki tane turuncu pontur. Sarı pontur pardon. Ben yanlışlıkla dungeon bitti diye çıktım galiba aga, ondan oldu. Diyor ki diğer kata geç diyor. Ben oraya hiç okumadım, bitti zannettim ya. Tü Allah benim belamı versin aga. Abi orada yazıyor bir de, biliyor musun, diğer kata çık diye. Abi ben ne salak adamım ya. Ben dungeon bitti zannediyorum, salaklığa bak ya. Orayı okusam çözeceğim. Şu güzelim boss'u kaçıracaktım yani. Orayı okumuyorum. Next floor diyor. Diğer kata geç diyor. Sıradaki kata geç diyor. Ben hala. Ultiyi açalım aga. Bu boss ultiyi hak ediyor. Ben ultiyi açtım, fark ettiyseniz boss öldü. Neyse bunlara kısmetmiş.
Hemen bunları öldürelim. Patır patır örümcekleri de hiç sevmem. Şu an bir asansördeyiz bu arada. Aşağıya doğru iniyoruz. Aynı zamanda da şu şerefsiz ikide bir gelip gelip bizi taciz ediyor. Hemen vuralım. Az kaldı canı, vuralım. Şu an ortalık birbirine girdi. Siz belki izlerken lan ne oluyor burada? Hiçbir şey anlaşılmıyor falan diyebilirsiniz. Gayet doğar. Sonunda kendi klanıma katılabileceğim dostlar. 30 devil oldum. Of. Ne güzel bir animasyondu lan o. Sonunda kendi klanıma katılabileceğim. Yalnız dungeon'ın bittiğini zannetmem. Oo, ilk ayaklarını parçalayalım. Örümcekten nefret ederiz dedik. Bu nasıl bir yaratık lan? Midem bulandı. Dur aga, dur dur. Manikür pedikür. Senin için ikisi de aynı şey oluyor. Çünkü sen bunları... Aa, eli de varmış orada. Olsun, bunları da el olarak kullanıyordur bu. Aga kesin şunu. Kesin, kes 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 kes. Ayağının birini aldım. Diğer ayağını keselim. Hah, indir şimdi kafasına. İndir 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 indir. Yalnız bir an örümcek namaz kılıyormuş gibi oldu. Şu arka ayağı da keselim. Abi her türlü diyorum ki bu oyunu mobilden oynamak çok daha zevkli. Açık ve net söylüyorum, oynaması mobilden çok daha kolay. Belki emülatör böyle değildir ama hemen biraz da arka sağ bacağa döndük. Yani bunun sadece kafası mı kalacak ki biz bunların hepsini kesince? Az kaldı. Bizim 38'lik de 34'ün canı çok az kaldı. Kanka şunu kesin artık, gözünü seveyim ya. Kesildi, kesilecek. 4K 3K bu okey. Bu bacak da gitti. Abi ben bu bacağı yarım bıraktım. Hala kesememişler ya. Vur aga, vur kafaya, vur kafaya. Vur 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 vur. Böyle kafasına kafasına. Şu bacağı da keselim. Başka bacağı kesemiyoruz herhalde. Yeter artık, adam öldü, bacaklarını kestik. Aga bırakmıyor bu ya. Bu benim peşim bırakmıyor. Bunu ben demin de kestim ya. Tabri sen neden böyle sürekli belayı çekiyorsun aga ya? Sana bir tane 10 numara heykel getirdim. Bu Tabri yüksek ihtimal şey aga. Tarihsel kaçakçısı. Haritayı tamamladık dostlar, bakın. 3 tane boss'u kestik. Haritayı tamamladık. Kime teslim ediyoruz şimdi bu olayı? Şu Erhan S var ya, Monk Ezik diyen kişi oyun bilgine sokayım. O benim moderatörüm ha. Ne kadar da güzel yaklaşıyor değil mi insanlara? Allah'ın Adanalısı. Tam bir Adanalı bak. Normalde moderatör Erhan kardeşimizin klana, Discord'a şey çekmesi lazım, adam çekmesi lazım. Ama o oyun bilgisi zayıf olan insanlara küfretmeyi tercih ediyor. Şu an hala hikaye dungeon'ındayız dostlar. Şimdi bunları toplayıp toplayıp keseriz herhalde artık. Çok zorlayacaklarını zannetmiyorum. Gelseniz oğlum. Uğraştırmayın beni. Ana. Kanka sizi kesemedim. Ulan onları kessem iyiydi. Direkt boss'la uğraşacağım şimdi. 54K canı var. Kesin iğrenç bir şey denk gelecek. Ay. Mumyadaki akrep krala çok benziyor lan. Kankam senin şimdi içinden geçeceğim. Kusura bakma akrep makrep. Normalde hayvanları severim. Ama senin biz daha demin daha büyüğünü, örümcek abini kestik. Ben şimdi senin tek başına içinden geçeceğim. Umarım geçerim tabii ki. Ve baya sağlam oynuyorsun. Tebrik ederim seni yani. Gerçekten akrep kral olaraktan alan daralıyor yalnız. Beni yalnız bırakıyor. Nereye gidiyor? Örümcekleriyle... Ulan bunları mı kesemeyeceğim ben? Bunlar da beni niye yalnız bırakıyor? Gel gel kendin gel. Akrep kral. Yani sen nasıl bana yavru örümceklerini bırakır? Oha oha, o yeteneği çok güzeldi. Bossların yeteneklerine bayılıyorum ya. Kanka şimdi içinden geçeceğim, az kaldı. Şimdi içinden geçeceğim, az kaldı. Şimdi içinden geçeceğim, çok az kaldı. Az kaldı. Kaç, 10 canı kaldı, mükemmel. Şuradaki can şeylerini toplarsam güzel olur. Bak yine yavrularını çağırdı. Oğlum senin yavruları... Evet.
Tabri kardeş, sen bizi çok yordun, gerçekten yordun. Şu eventlarımızı da toplayalım. Buradan sandığımızı da açtık. Giyebileceğimiz şu var. Hemen transferleyelim. Soketimizi de transfer yaptık. Başka giyebileceğimiz bir şey yok. Bunları parçalayacağız. Ne oluyor lan? Oğlum neden Tabri'ye tapıyorsunuz? En son Tabri ile dövüştürüyormuş bizi. Şimdi de Pet'i takip ediyoruz. Bayağı uzun bir video oldu. Umarım sıkılmadan izlersiniz dostlar yani. Ben gerçekten oynarken eğleniyorum. Umarım siz de sıkılmazsınız. Ne oluyor lan? Dur, Pet'i takip edelim. Pet kardeş, kusura bakma, birazcık takıldım. Ama sen de takılmadan bir yürü seri seri. Nereye gidelim diyor? Kempe mi? Buraya mı gidelim? Gidelim hadi. Bu teleport noktaları çok iyi ha. Bazen hayat kurtarıyor. Bunları mı keseceğiz yine? Şu... Gel koçum, bunlar benim için basit şeyler ya. Bunlar için canını sıkma Pet. Sen bunlara bir teleportla nasıl yakalanabildin ya? Ulan hemen ardından ışınlandım be. Abi yanımdaki hiçbir adam dayanıklı değil ya. Kanka siz uzakçılardan nefret ediyorum bu arada. İlk uzakçıları keselim çünkü uzaktan vurmaları beni tav ediyor. Pet. Adamın asabını bozma. Ota boka yakalanıp durma. Evet. Şu an Rift'e taşlarımı birleştirmişim. Buradan Rift yapacağız. Yani klana katılacağız anlaşılan. Buradan sonrası yeni videoda olsun dostlar. Neden? Çünkü çok fazla uzadı. Çok uzadığı zaman hem yüklemesi problem oluyor hem siz hepsini izlemiyorsunuz. Yeni bölüm bölüm şeklinde ilerleyeceğiz. Bir sonraki Diablo Immortal videosu her gün bir mobil oyun YouTube kanalına gelecek. Mutlaka açıklama yorumlara bıraktığım YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Şimdiden 500 aboneye geçtik. Çok teşekkür ederim hepinize. Ve buradan sonra Mobil Game Co klanımıza katılmak isterseniz yine yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Discord sunucumuza gel. Unutmayın, beraber oyunu öğrenerek, bilen kişilerden tüyo alarak devam edersiniz ve başkalarıyla oynamak da her zaman için çok daha zevkli olacaktır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Birazdan Monster Pusat aksesuarları ile ilgili bir tanıtım videosu gelecek. İzlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bu videomuzda destekçimiz bir Monster Notebook markası olan Pusat. İşlerini başarıyla gerçekleştirmek isteyenlerin performans canavarına ihtiyacı olduğu gibi onu projelerinde üst seviyeye taşıyacak, uzaktan eğitim ve çalışma deneyimini tamamlayacak ekipmanlara da ihtiyacı var. Pusat ürün yelpazesindeki yüksek kaliteli ekipmanlar her profesyonelin ihtiyacına cevap verecek genişlikte. İster Pusat Ergo Wireless Mouse, ister Pusat Business Pro Steel Keyboard olsun, Pusat aksesuarları zarif ve kullanışlı olmasıyla işlerinizde size her zaman destek olur. Ayrıca ömür boyu bakım garantisiyle Monster Notebook kullanıcılara uzun yıllar eşlik edecek ve profesyonel iş hayatında kullanılacak ekipmanlar sunuyor. Pusat evden çalışan profesyonellere desteğini hiç kesmiyor. Soho yani Small Office, Home Office ürünleriyle evden çalışan ya da kendine ait bir çalışma alanı oluşturmak isteyen profesyoneller de Pusat ürünlerini tercih ediyor. Tıpkı Orient 32'nin Avrupa'da Amazon Choice yani Amazon'un seçimi olması gibi. Yani Monster Notebook ailesinin bu fertleri sadece Türkiye'de değil dünyada da büyük bir rağbet görüyor. En çetin işlerde bile sizi memnun edecek ekipmanlar şimdi çalışma alanlarınızı da süslüyor. Pusat ailesine katılan Pusat Wave aktif gürültü engelleyicili kulaklık, Pusat Business Pro Mouse ve klavye ile birlikte Bucra V1 Max gibi hem suya dayanıklı hem de toplantılarınıza kalite katacak aksesuarları hemen keşfetmek için monsternotebook.com.tr adresini hemen ziyaret edin.